Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Türkiye'nin bilinmeyen cennet köşelerinden birindeyiz. Gümüşhane'deyiz, Kurum Vadisi'ndeyiz. Muhteşem bir coğrafya. Zamanında burada madencilik yapılıyormuş. Madencilik faaliyetleri bittikten sonra burası bir cennete dönüşmüş. İmera Köyü var hemen arka tarafta. Bu dağların arkasında Santa Harabeleri var. Muhteşem bir yer ama çok da bilinen bir yer değil. Trabzon'la Gümüşhane arasında sıkışıp kalmış bir bölge. Herkes Trabzon'a geliyor, Sümele, Uzungöl'ü görüyor. Oradaki bölgeyi dolaşıyor ama arkasında güzelliğin çok da farkında değil. İşte bu farkındalığı arttırmak için Gümüşhane Dağları'nda bir rota yapacağız. Sizi çok güzel yerlere götüreceğiz. Ancak bu bölgede madencilik faaliyetleri burada bitmiş ama başka yerlerde başlamak üzere. O yüzden de bu güzellikler tehlike altında. Bunu da ekrana taşımaya çalışacağız. Bu bölgede bu hafta bilinmeyen, daha doğrusu çok az bilinen yeri Yeşil Doğa programında keşfetme şansını elde edeceksiniz. En azından bir köşeye not edin, bu taraflara gelirseniz ama mutlaka bu cennetin içine girmenizi isterim. Bu coğrafyaya uğramanızı isterim. Birazdan buraya ekrana taşımaya çalışacağız. Çok beğenerek izleyeceğinizi umuyorum. Gümüşhane farklı doğal güzellikleri içine barındıran bir bölge. Tek bir rotada hepsini görmek mümkün değil. Biz bu hafta Gümüşhane'den Santa Harabeleri'ne doğru bir rota yapacağız. Karaca Mağarası, Cehennem Kanyonu, İmera Köyü, Kurum Vadisi ve Hazar Geçidi'ni aşarak Santa'ya ulaşacağız. Zor ama güzel bir yolculuk olacak. İlk durağımız Gümüşhane'nin Torun ilçesi Cebeli Köyü'nde yer alan Karaca Mağarası. Denizden yaklaşık 1550 metre yukarıdayız. Mağaraya dar bir kapıdan giriliyor. Ancak içeri girdiğiniz andan itibaren sizi muhteşem bir güzellik karşılıyor. Şu anda Gümüşhane Karaca Mağarası'na geldik. Benim Türkiye'de gördüğüm en güzel mağaralardan bir tanesi. Sarkıtlar ve dikitler, sütunlar muhteşem. Şurada 18 metrelik bir sütun var. Dünyada eşi benzeri olmadığı söyleniyor. Bu yüksekte bir sütun olmadığı söyleniyor. Gerçekten çok güzel. Buraya geldiğiniz zaman hayal dünyanızı çalıştırmanız lazım. Çünkü nereye baksanız bir surat, bir şekil görüyorsunuz. Mesela şu köşeye baktığım zaman ben orada sanki deniz anaları var, dev deniz anaları var. Onların bacaklarını görebiliyorum. Yukarı baktığınızda bakın, sarkıtlara bakın. Bazıları kıvrılmış içeri doğru. Çok ilginç. Gerçekten çok güzel. Farklı bir dünya. Sanki böyle minareler olan bir dünyayı ters çevirmişsiniz gibi. Baktığınız zaman birçok şeyi görebiliyorsunuz. Gelip burada şuraya oturduğunuzda hayal edin. Ve şu güzelliğin tadını çıkartın. Karaca Mağarası çok büyük bir mağara değil ama çok yaşlı. 15 milyon yaşında bir mağara. Oluşumu halen devam ediyor. Renk ve motif açısından dünyada bir eşi daha yok. Çünkü bölge maden kaynakları açısından çok zengin. Bu da mağarada bir renk çeşitliliğine yol açıyor. Oluşumu devam ettiği için mağarada fotoğraf çekmek yasak. Biz de özel izinle çok kısa bir sürede çekimlerimizi tamamlayıp mağaradan çıktık. Karaca Mağarası'ndan Cehennem Kanyonu'na doğru iniyoruz. Cehennem Kanyonu'nu kat ederek 15 kilometrelik stabilize bir yolla Kurum Vadisi'ne ulaşıyoruz. Bölge halkı bu vadi Kromli diye adlandırıyor. Kurum ve İmera köyleri eski bir yerleşim bölgesi. Burası antik çağdan 1850'ye kadar aktif madencilik yapılmış olan bir havza. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde hazinenin altın ihtiyacının dörtte birinin karşılandığı Gümüşhane ve Torun bölgesinin en önemli altın ve bakır madeni havzalarından birisiymiş. Tabi zamanla rezervler tükenince, insanlar göç edince bu evlerin bir kısmı kalmış. Bu evlerin birçoğu zaten Rum evleri. Gerçekten muhteşem evler. Birçoğu da bozulmamış. Koruma altında ama restorasyonu yok. İçinde yaşayan insanlar var ama yazın nüfus fazla. Kışın nüfus 4-5 kişiye kadar iniyor.
Bu vadide Kurum Vadisi boyunca harabeler var. Kurum Vadisi boyunca Bizans döneminden kalma kiliseler var. Her tepede bir şapel görüyorsunuz. Çevrede şapeller yayılmış vaziyette. Rumların bu bölgeden göç mübadele sonucu Yunanistan'a gitmesi, Selanik'teki Türklerin de buraya gelmesi sonucu bir değişim olmuş. Ama ondan sonra köy eski haline bir türlü ulaşamamış ve hala giderek göç verdiği için de sessizliğe bürümüş. Ama şu anda ekoturizm açısından bölgenin en önemli yerlerinden bir tanesi. Arkada muhteşem taş evleri görüyorsunuz. Mimarisi bozulmamış evler var. Aşağıda su var. Yemyeşil bir vadi. Yukarıda çok güzel dağlar, yaylalar var. Gerçekten doğa severler için gelecek vadeden, güzel vadilerden bir tanesi Kurum Vadisi. Bir zamanlar madenciliğin merkezi, bugün ekoturizmin merkezi olma yolunda. Geçmişte nahiye merkezi olan kurum yerleşimi günümüzde Yağlıdere Köyü'nün Bulutyayla Mahallesi ve Merası durumunda. Köyde çok sayıda kilise ve 200 yıllık bir de taş konak var. Kurum yerleşimlerinde bulunan tarihi yapılar tescillenmiş olmakla birlikte hiçbir koruma ve restorasyon çalışması yapılmamış. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olasınız. Hamur mu? Bu kaymak da ya. Kaymak? Nereye götüreceksiniz? Yiyeceğim. Yiyeceksiniz bu kadar kaymak. Oturun bakayım. Oturayım. Oturun bakayım nereden geldiniz ama beni çakma kardeş. Ya bu bazı yatırı geldiniz. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Dediler ki bu Kurum Vadisi'ni görün, orada eski Rum evleri var. Çok güzel buralar dediler. Biz gelip görmek için geldik. Biz televizyon ekibiyiz. Keşke daha ileri geliydiniz. Hadi da buradaydı. Gitti silar aşağı. Öyle mi? Nereye gitti? Abi silarımızı gitti ki biz gelsin de evde yemek yapsın. Çok teşekkür ederim. Az daha geliydiniz burada. Bu şimdi de tereyağı mı kaymak mı? Tereyağı. Kaymak da tereyağı olacak da. Kaymağı şimdi yoğura yoğura tereyağı mı olacak? Evet. Güzel. Evleriniz çok güzel, bozulmamış. Rum evleri değil mi? Bozulmuşlar kardeş. İşleri bozulmuş. Bozuluyor mu gitgide? Tabii yapılmadı. O zaman bu zaman. Devlet destek vermiyor mu şey için? Bunların restorasyonu için? Ne bileyim, teşvik. O bir şey vermiyor. Bir şey vermiyor. Siz kendi imkanlarınızla bu evi onarıyorsunuz, devam ediyor. Bunları kaynatan zamanı derken yapılmıştı işte. Yapmıştı biraz. Ondan sonra zaten daha yapılmadı. Ha bunu biraz ovardık. Ha burada duruyoruz. Onu yapmışık merak. Bunlar öyle kancı bir yerleniyor. İyi ki siz burada yaşıyorsunuz. Siz yaşamazsınız, bunları da yıkarlar. Bunlar hep yıkılmıştı şimdi. Yıkılmış mıydı? Çoktan şimdi. Bu kadar yapıyorlar. Burada az yapıyordu. Bu kadar yapıyorlar. Hep yıkıldı, töküldü. İnsiz olanlar. Şu anda taş konağı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yapı. Uzaktan baktığınız zaman da heybetli olduğu belli oluyor. Altına girdik. Bakar mısınız, kemer yapmışlar. Kemerli yapının üzerinde binayı oturtmuşlar. Kemerlerin üzerinde de şeyler var. Ahşap tahtalar var. Yukarı doğru gidiyor. Oldukça sağlam bir yapı. Zaten bu bölge deprem bölgesi. Depreme de dayanmış yüzyıllar boyunca. Ama maalesef bakın, yani bunu bir türlü çözemiyoruz. Buradan yaklaşık 300-400 metre yukarıda yayla var. Birazdan sizi oraya götüreceğim. O yaylada bir binalar yapmışlar. Hani şunlar şurada varken onu oraya nasıl yapıyorlar? Gerçekten içiniz acıyacak. Biz diyoruz ki hani yola da karşı değiliz. Yeşil yola falan da karşı değiliz. Yol medeniyet getirir diyorlar ama medeniyet buraya gelmiş zaten. Yol olmadığı zaman gelmiş. İşte medeniyet bu. Ama şimdi götürdüğünüz yol, yeşil yolu göreceksiniz. Şimdi giden medeniyete bakın. Eğer bizim düşünce tarzımız böyle olursa, böyle kemerli taş yapılar, güzel binalar, zarif binalar, insanın ruhunu okşayan binalar olursa biz o zaman ondan çok haz alabiliriz, medeniyetten haz alabiliriz. Yukarı şimdi gideceksiniz, o nasıl bir medeniyet? Yolun getirdiği, yani şu anda bizdeki zihniyet farklı bir şey, onun karşılaştırmasını göreceksiniz. İşte bence medeniyet bu. Yol yokken, buralara 8 saat, 9 saatte gelinirken medeniyet gelmiş buraya zaten.
Sonra diyorlar ki siz medeniyete karşı mısınız, uygarlığa karşı mısınız? Gelmiş buraya zaten medeniyet ve uygarlık. Bundan yaklaşık 100-150 yıl önce gelmiş. Şimdi gelene bakacaksınız birazdan, karşılaştıracaksınız. Bakar mısınız? Ocak, ocağın yanındaki nişler duruyor. Tabii ocak yandığı için tavanda is yapmış ama o is yukarıdaki ahşabı korumuş. İs genellikle böcekten korur ahşabı ve ahşabın da güçlenmesini sağlar. Bazı evlerde özellikle bacayı çatının içine verirler. Evet, her şey sapasağlam duruyor. Yani sanki bir 100 yıl önce, 100-150 yıl önce bırakmışlar da gitmişler gibi. Şu pencere boşlukları da ilginç. Bakar mısınız pencere boşluklarının kalınlığına? Hakikaten güzel bir konak. Gümüşhane Valiliği mi? Kültür Bakanlığı mı? Gelin Kurum Vadisi'ndeki şu güzellikleri görün lütfen. Bir tanesini ayağa kaldırın. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir tane evi, iki tane evi ayağa kaldırıp örnek olarak gösteremez mi? En azından gösterse buradan gelen geçen insanlar da bu mimariye baz alarak yeni binalar yapabilir. Çoğu yerde öyle oluyor. Zengin bir insan alıyor, restore ediyor, biri ondan görüyor, göre gelişiyor. Burada iki tane örnek olsa, her gelen görse bence çok hoş bir yer olur. Ve burası da çok pansiyon da olabilir, her şey de olabilir. Gerçekten çok beğendim, güzel bir yer. Bakalım başka neler göreceğiz, bulabileceğiz. İmera Olacak Köyü'ne geçiyoruz. Yolda madencilerle karşılaşıyoruz. Orman içinde yol açmaya çalışan iş makineleri ve sondaj makineleri taşıyan tırları görünce birkaç plan görüntü almak istiyoruz. Ama madenciler çekim yapmamızdan rahatsız oluyor. İzinleri varsa rahatsız olmamaları gerekirdi. Şimdi burada yeşil yol adı altında maden işleri yapılıyor diye bir Kurum'a baktığım bir iddiası oldu da tam da onun üzerine sizin tırlar, makineler, kepçeler geldi. Acaba dedik aynı şey. Biraz anlatayım. Asıl iş sahipleri gelecekler. Peki şey, bu orman sahasında çalışma izniniz var mı? İzinler falan tabii ki var. Var. Yapan firmalar hatta şu an köyün içinden geçirmek için bir tır ile özelden izin aldık. Tamam. İzin şey, yukarıda maden mi? Maden mi var yoksa kazı için mi gidiyorsun? Arama. Arama çalışma. Arama yani, bizim de bilgimiz bu kadar. Ama bayağı şey getirmişsin de malzeme. Kamp evet. Kuruyorsunuz herhalde. Tabii ki. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. İzinleri olduğunu, orman sahasında çalışma izinlerinin olduğunu, kazı, sondaj yapacaklarını söylüyorlar. Bazen hiç ormanın bile haberi olmadan bu işleri yaptıkları için biz sadece olayı görüntüledik. Belki ekranda birisi izlerse, sorarlarsa izinleri var mıdır? Varsa zaten sorun yok, izinli yapıyorlar ama gördüğünüz gibi yani güzelim ağaçlar olduğu gibi gidecek. Tamam, madene de ihtiyaç vardı. Bazen çok gizli saklı işler yapılıyor. Bu bölgede Yeşil Yolu adlı turizm yolu yapılıyor. Çevreciler bu yolun madenler için yapıldığını, turizm bölgelerinden geçmediğini iddia ediyor. Bazı yollar gerçekten ilginç. Mevcut yollar varken Yeşil Yolu dağlardan maden bölgelerinden geçirmişler. Yola karşı değiliz ama kamu kaynakları yerinde kullanılmalı. Alttan giden daha kısa bir yol var, üstelik de çok bozuk. O yol düzeltilse fena olmazdı. Çevreciler yolların, tırların ve iş makinelerinin rahat geçebilmesi için bu kadar geniş açıldığını iddia ediyor. Gördüğümüz manzara bunu doğrular nitelikte. Tırlar açılan yollarda bile çok zor ilerliyor. Eski adı İmara olan eski maden köyü Ovacık Köyü'ne geliyoruz. İmara'da her biri sanat eseri olan birçok tarihi konak, çeşme, kilise ve okul var. Birçoğu da yıkılmak üzere. Gerçekten üzülmemek elde değil.
Yıkılan evlerin yerine yapılanlar daha da üzücü. Burası alternatif turizm merkezi olabilecek güzellikte bir köy. Şu anda İmera Olacak Köyü'ne geldik. Gerçekten güzel, sessiz, sakin, dağların arasında bir köy. Eskiden burası Rum köyüymüş. Daha sonra mübadeleyle Rumlar terk etmiş. Selanik'ten gelen muhacirler yerleşmiş. Fakat onlar da bir müddet sonra bırakmış. Böyle bir değişim yaşamış. Şu anda onlarca kireç taşından yapılmış, travertenden yapılmış bina var burada. Evler var, okul var, çeşmeler var. İlginç bir mimarisi var ve buraya gelen insanlar köyü koruduğu için de bugüne kadar gelmeyi başarmış. Burası köyün meydanı, hani köy kahvesi falan beklersin, öyle beklemeyin. Burası köyün meydanı ve sizi bu güzel yapı bekliyor. Ama ne olduğunu çok açıkçası bilmiyorum. Ama kilise dediler ama pek de kiliseye de benzemiyor. Çünkü fazla bir bilgi yok açıkçası, yani buralar hakkında çok bilgi yok. Birkaç kişi bulsak da konuşsak. İmera Manastırı bölgedeki en büyük manastırlardan biri. Trabzon'a gelenler Sümele Manastırı'nı biliyorlar. Sümele'den biraz daha devam etseniz yukarıya doğru, Gümüşhane'ye doğru onlarca manastır var. Onlardan bir tanesi İmera Manastırı. Hemen İmera Köyü'nün üzerinde güzel bir manastır. Günümüze kadar da gelmeyi başarmış. Tabii tescillenmiş ama henüz restorasyonu bir kapıda görüyoruz. Başka da bir şey yapılmamış ama eğer burası kazandırılırsa, buradaki manastırlar restore edilse, Sümelerle beraber bir manastırlar zinciri, bir manastırlar yolu yapılarak burası turizme kazandırılabilir. Zaten yavaş yavaş bölge turizm konusunda cazibe merkezlerinden biri olmaya aday, çünkü coğrafyası çok güzel. Manastırı görüyoruz. Manastırı ayakta tutmaya çalışmış köylüler. Bu bölge insanı biraz bu konuda farkında, neyin ne olduğunu farkında. Böyle bir düzenek yapmışlar. Sütun yok. Sütunun yerine böyle bir düzenek yaparak manastırı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ama bu ne kadar sağlam bilemiyorum. Şu sütunu da yine demir, içinden demir geçirip üzerini kaplamışlar bir şekilde. Korumaya çalışmışlar. Yani köylü farkında, manastırı ayakta tutmaya çalışıyor. Çünkü turizm için önemli bir yer. Biz burayı tescillemişiz. Koruma altına almışız ama koruma altına almakta da olmuyor yani. İşte gördüğünüz gibi demirle ayakta durmaya çalışıyor. Çok komik bir manzara yalnız. Yani uzun derede manastırı ayakta tutabilmek için tahta kütük koymuşlardı. Yıkılan sütunun yerine tahta kütük koymuşlardı. Burada da demir versiyonuyla karşılaştık. O kadar çok yer dolaşıyorum ki bakalım başka ne versiyonlar göreceğim, çok merak ediyorum. Ahşap olan çok komiğime de gitmişti ama sonucunda iş görüyordu. Bu demir olan biraz daha farklı ama bu da iş görüyor. İmera'dan Santa'ya gitmek için tırmanmaya başlıyoruz. Hanzarya geçidinden Santa'ya inmeyi planlıyoruz. Yeşil Yol adı altında genişletilen yoldan Hanzarya geçidine ulaşıyoruz. Yaklaşık 2000 metredeyiz. İşte hep savunduğumuz ama bir türlü insanlara anlatamadığımız manzarayla karşılaşıyoruz. Şu anda bu taraf Trabzon, bu taraf Gümüşhane. Tam dağ sınırındayız. Gerçekten şu anda güzel bir manzara var. Bomboş. Tabii baharda geldiğiniz burası yemyeşil olacak. Bir yol görüyorsunuz. Bu yeşil yol. Yeşil yol son zamanlarda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Diyorlar ki yeşil yolu yaylaları birbirine bağlayacağız. Turizm merkezleri olacak. Eskiden bu merkezleri denetleyemiyorduk. Yaylaları denetleyemiyorduk. Yol vasıtasıyla hepsini denetleyeceğiz. Böylelikle daha düzenli bir yaylacılık olacak deniliyordu. Ancak projede biz açıkçası onu görmüyoruz. Ve bunu da söylemiştik. Şimdi arkamda yeşil yol var. Bakın yol gelince ne olmuş? Gördüğünüz gibi arkadaki binalar oluşmaya başlamış. Bizim hep söylediğimizde zaten bu. Sizler insanlara bir model göstermeniz gerekir. Yoksa böyle olmaz. Yolu getirdiniz, bıraktınız. Bu işler böyle olmaması gerekir. Alın yeşil yolu getirdiniz. Arkadaki ilk bina, gördüğünüz bu üç tane
çimentodan, tuğladan yapılmış bina. Yayla yolu, yayla binası değil bunlar. Gördüğünüz gibi tamamen çarpık 3 tane binayı hemen yerleştirmişler. Yol getirdiğiniz zaman maalesef bunlar oluyor. Ama siz bunu engelleyebiliyorsanız bu yolları yapın. Alın yolu yapmışsınız, engelleyememişsiniz. Bu başlangıç. Bundan 4-5 sene sonra geldiğimizde bunlardan burada yüzlercesini görebiliriz. Çünkü bunlar restoran ve et için çünkü bunların çoğu restoran olduğu için burada giderek de fazlalaşacak. Umarım derdimizi anlatabilmişizdir. Biz yola değil, yolun getireceği bu plansız yapılara karşıyız. Yaylalarda bu ucube binaların ne işi var? Bölgenin turizm merkezi olabilmesi için çalışmalar yapan Gümüşhane Valiliğine durumu iletiyoruz. Yaptırımı var esasında. Yani Mera Kanunu'na göre yaylalarda yapılması planlanan mimarinin nasıl yapılacağı usulüne uygun bir şekilde izah edilmiş. Eğer hayvancılıkla uğraşıyorsa vatandaşlarımız ahşap bir barınak yapabilirler. Ve bunun yanında hayvancılıkla uğraşmaları gerekiyor. Böyle olduğu vakit devlet onların orada hayvancılık faaliyetlerini yürütmelerine müsaade ediyor. Ancak son dönemde yaylalarımız yoğun bir turizm işgaliyle de karşı karşıya. Turistik faaliyetler çok yoğun. Bununla birlikte bir takım yaptırımları var. Yani vatandaşların usulüne uygun olmayan yapıları yapmaları kanunen doğru değil. Yaptırımı da var bunun. Bizler yaptığımız tespitlerde ya da vatandaşların bizleri bilgilendirmesi durumunda gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Bu yaylalar bilhassa yaz döneminde yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmeye başladı. Çoğunluğu Karadeniz'de olmak üzere Giresun ve Trabzon'daki vatandaşlarımız ağırlıklı olarak teveccüh gösteriyorlar. Bunun dışında son dönemde yurt dışından gelen turistler de özellikle Arap turistlere de hitap etmeye başladı. Tabii altyapı konusunda bir takım eksikliklerimiz var ama bunları tespit ettik. Şimdi teşhisi koyduk, tedavi aşamasına geçiyoruz. İnşallah kısa bir dönemde bu çalışmalar yapılacak. Bizi medeniyete karşı olmakla suçlayanlar sanırım derdimizi anlamıştır. Medeniyet bu eski konaklar ve evler. Günümüzün medeniyeti bu olmamalı. Bizler medeniyeti daha ileri taşımalıyız. İşte yeşil yolu yapanlar bu manzaraları düşünerek önlem almalıydılar. Ama projede sadece yol var. Mera kanununa rağmen 2000 metrede bunlar oluyorsa gerisini siz düşünün. Azarya geçidini aşıp taş köprü üzerinden Santa'ya iniyoruz. İşte Santa, bugünkü ismiyle Dumanlı Köy. Santa'da orman içi ve orman üstünde 1450-1800 rakımda 7 tarihi mahalle ve yerleşim merkezi var. Krom Vadisi'nden dağları aştık, Santa'ya geldik, Dumanlı Köyü'ne geldik. Bir anda gördüğünüz gibi coğrafya değişti. Öbür tarafta hiç ağaç yoktu. Dağları aştığınız zaman Doğu Karadeniz'desiniz. Muhteşem bir coğrafya. Fakat burası Gümüşhane'ye bağlı. Buradaki yaylaların birçoğunu Trabzonlular kullanıyor. Şu anda arkamda Santa Harabelerini görüyorsunuz. Burada tarihi 1500'lere kadar uzanan bir yer. Tarihi İpek Yolu üzerindeymiş. Madenler varmış. O dönemde çok kalabalıkmış. Fakat madenler ve İpek Yolu önemini kaybedince dışarıya göç vermeye başlamış. İnsanlar başka maden bölgelerine gidince de Santa boşalmış. Son kalanlar da mübadeleyle burayı terk edince Santa boş bir yer, hayalet bir şehre dönmüş. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Birazdan gireceğiz, bu evleri göreceğiz, kiliseleri göreceğiz, çeşmeleri göreceğiz. Mahalle mahalle dolaşacağız. Burası dolaşmakla bitecek gibi görünmüyor. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Yedi mahallede birbirinden farklı yerlerde. O nedenle burayı dolaşmak bir gününüzü alır. Santa'da hem tarih var hem de doğa. Taş evler, kiliseler, okullar ve muhteşem çeşmelerle bezeli Santa'ya doyamayacaksınız.
Umarım yeşil yol Santa'ya felaket değil, gerçek medeniyeti getirir. Bu tarz şehirler onarılır ve turizm açılır. Ama tuğla Santa'ya çoktan girmiş bile. Yeşil yol projesi yaylada yaşayanların bile kafasını karıştırmış. Kimi istiyor, kimi istemiyor. İşte ilginç diyalog. Geliyor adam oraya, çöpleri döküyor oraya, bırakıp gidiyor. Biz kendimiz gidip temizliyoruz. Ben doğa traver bir insanım yani, öyle zarar vermek istemem hiçbir yere. Şimdi siz bir yandan köyünüze yol istiyorsunuz, şimdi yol gelince de kaygı duyuyorsunuz. İşte kaygı da duymuyoruz, yolsuz hiçbir şey olmaz hemşerim. Olmaz. Yol olacak abi. Yol olursa bak burada var ya, şu güzellik yol olsun bugün buraya diyebilirim ki bugün Türkiye buraya gelir. Ama yol İstiyor buna... musunuz gelmesini? Tabii ki, niye gelsin ya, herkes siz... gelsin. Aslında ortak fikir, ben istemiyorum. ben istemiyorum, atık seyirli. Niye isterim bak? İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi? Ben İstanbul'da siz de... yaşıyorum. Ben aslında Kıbrıs'ta yaşıyordum da bir sene oldu Sakarya'ya dönmüş. Sakarya'ya dönmüş. Siz tabii yaz için gelip gidiyorsunuz. Bak kışın da burada durulur. Buranın yolu kapanmıyor. Şimdi buraya insanlar gelmese, bak burada şu anda bizim diyelim ki ekmeğimiz bitti. Az kaldık. Niye? Ne yapacağız? Eskiden ne yapıyorlardı? Ya eskiki galeriler yok ki şimdi. Eskiden ekmek ederdiler. Şimdi etmeye eriniyorlar etmeye. Ama şimdi buranın yolu olsa abi, bak buranın yolu olsun. Burak çok kalabalık olur ve turizm açılır. Burası zaten çit bölgesi. Turizm açık bir yer. Buraya ne olur? Bakkal açılır, market açılır, otel açılır. Hepsi açılır bu bölgeye. İnsanlar gelir, hem dışarıdan gelen insanlar burayı görür, bu güzelliği, bu havayı alır, bir ay iki ay gider. Hem de yani en azından sosyal bir yaşantın olur burada. Burası şey gibi olursa ne yapacaksın? Sümele Manastır. Uzun göl gibi ya da. Uzun göl gibi olursa ne olur? Valla ben isterim. Ben istemiyorum. Ben isterim. Ben istemiyorum. Trabzon'dan Santa'ya yani Dumanlıköy'e gelen yol gerçekten çok bozuk. HES'ler nedeniyle yıpranmış. Bu yolu düzeltmek yeterli olacakken Yeşil Yol adı altında 7 metrelik bir yol yapılmaya çalışılıyor. Orman örtüsü derelere inmiş. Yeşil doku yok edilerek Santa'ya ilerliyorlar. Santa'nın turizm merkezi olması için bir an önce turizm planlarının yapılması lazım. Bu iş sadece yol götürmekle olmayacak. Eski taş evlerin zaten birçoğu yıkılmış. Buranın asas kurulumu tam belli değil. Bizanslıların zamanında mı? Evet. Sonradan Rumlar, sonradan işte biz. Çok gelen oluyor mu bizim gibi turistler? Çok. Yunanistan'dan, her yerden geliyor. Yazın çok geliyor buraya turist. Nasıl? Yani çok gelen oluyor ama hiçbir yatırımımız yok şu ana kadar. Yani devlet tarafından bir yatırım yok. Ne bekliyorsunuz mesela? Ne yapabilirleri? Restore edilip halka açılmasını, buradaki köylünün de bir şeyler sebeplenmesini. Zaten şuradan yukarısı birinci derece sit alanı. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bizim atalarımız bize çok büyük bir hasar verdi. Ne gibi? Atalarımız. Buradan Rumlar bir gecede çekildi gittiler. Rahmetli Atatürk'ün döneminde. Bir anda sıkıştılar onları, Topal Osman'ı sıkıştırmaları, çetelerle beraber sıkıştırmaları. Dedem benim 106 yaşındaydı, 20 yıl dedemden yaşadım ben. Bu bölgede Rumların çok büyük bir ticaret bölgesi var idi. Ticaret yapıyordular, çok iyiydiler burada. Ama adamları nasıl gandırdıysalar, gidip tekrar geri geleceksiniz diye bir gecede bunları buradan kovdu çıkarttılar. Ama bizim dedelerimiz buraya geldikleri zamanı demir parçasına tenezzül ederek ya da başka bir şey yaparak başka insanlar buralara gelip yerleşmesine diye bütün Rumların kalan bak şu Rum binasıdır yanma taştandır. Bugün onu yapacak olsan bir trilyon lira yapamazsın. Bak o binayı yapamazsın. Ve bunları yani, hep yıktı ve yaktılar. Stoklar hep yıkıldı. Ve yıktı yaktılar. Kim yapan? Bizim dedelerimiz. Bizim dedeler. Türkler. Dedelerimizin dedeleri. Türkler yani. Aslında onlar da haklı ya. Burada dilleri yanmıştı onların da. Yani buradaki ya, Rumlar burada rahat durmuyordular o zaman. Ya o zaman çatışmalar Rumlarla yapıyor ya. Şimdi bakıyorum mesela karşı köy olduğu gibi duruyor. Şuradaki köy Rum evleri olduğu gibi duruyor. Bunlar hiç restorasyon görmüyor değil mi? Öyle hiç görmedi. Yok. Bunlar 150 senelik belki var, 200 senelik var. Bunu dedem yapmış. Bak şurada var, dedem yapmış taş duvarını. Yani var burada taş duvarını yapacak insanlar var bu vadide. Vallahi ben şimdi geliyorum Sümele. Şimdi ben hiçbir şey yok. Ben size bir söyleyeyim mi? Burası Sümele'den güzel. Güzel tabii. Burası Uzungöl'den güzel abi. Burası Uzungöl'den güzel.
Karadeniz niye uzun yolun güzel biliyor musun? At köşeye. Bak niye uzun yolun güzel biliyor musun? Yayla 7 kilometre, 6 kilometre yol. 7 kilometre yol. Çıktın mı yayla. Ama uzun gölü değil. Uzun göl boğucu bir yerde. Burası boğucu değil ki. Buranın ormanı, açık alanı, büyük. Yani yürüyüşü güzel. Yani burası uzun göl değil. Uzun gölü sıkıştırmışlar ha bu kadar bir yere. Zaten Araplar kapattı. Bize yatan yer kalmadı. Camide bile Araplardan yer bulamayır. O kadar mı kalabalıklar? Tabii o da kalabalık tabii. Karadeniz insanı dobralığını seviyorum. Amacımız bu sohbetleri dokusu bozulmamış bu taş evlerde geleneksel yemekler yiyerek, Karadeniz türküsü dinleyerek, soba başında yemyeşil doğanın görüntüsünü ve havasını içimize çekerek yapmak. Bundan medeni bir istek olabilir mi? Umarız Santa bozulmaz ve geleceğe taşınabilir. Evet, bu haftalık da bu kadar. Gümüşhane'de bir rota yaptık. İmera, Krom Vadisi ve Santa Arabelerini ekrana taşımaya çalıştık. Çok bilinen yerler değildi açıkçası, ben de ilk defa gördüm ama çok etkilendim. Muhteşem yerler. Eğer bu tarafa gelirseniz, Gümüşhane ve Trabzon tarafına gelirseniz mutlaka ama mutlaka bu üç vadiyi görmenizi tavsiye ederim. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Size çevre dedektifi olabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.